Evet, başvurularımız şu anda yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Yani halkımızın katılımı da bu noktada çok yoğun şekilde. Özellikle 2016'dan itibaren kayyumların atanmasıyla birlikte yaşanan travmanın, toplumsal dokunun bozulmaya çalışmasının, yolsuzlukların artık toplum tarafından kesinlikle kabul edilmediği, irade hırsızlığına karşı toplumsal bir topyekun karşı geliş mevcut. Ve burada da şu anda bizler 31 Mart 2024 seçimlerine hazırlanıyoruz, yerel seçimleri. İktidarın her ne kadar biz belediyelere kayyum atayacağız demelerine rağmen halkımız şunu söylüyor. Biz bu kez belediyelerimizin hepsini alacağız ve belediyelerimize halkımızla birlikte sahip çıkacağız diyorlar. Ve yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Özellikle eş başkanlık sistemi, yapılan çalışmalar, kültürel çalışmalar halkımızın için çok çok önemli olduğu bir süreci yaşadık. Ve bu yoğun süreç sonucunda halk kendi iradesini artık kayyumlara teslim etmek istemiyor. Evet, özellikle zaten biz çerçeveyi belirtmiştik daha önceki açıklamalarımızda kriterlerimizin. Kriterlerimizin en önemli şeyler, göstergelerinin bir tanesi eş başkanlık sistemine yaklaşım, kadına yaklaşım sorunları bizim için çok çok önemlidir. Kırmızı çizgilerimizdir. Bunun yanında özellikle Yargıtay'da olan dosyalardan kaynaklı olarak bazı arkadaşlarımızın başvurusunu almıyoruz resmi anlamda. Var olan resmi kriterlerin dışında kendi özgün kriterlerimiz de mevcut. Şöyle söyleyelim, hem büyükşehir hem 17 ilçenin tamamında şu anda çok yoğun bir katılım mevcut. Hem il genel meclisi, hem belediye meclis üyeliği, hem eş başkanlıklara çok yoğun bir katılımla başvurular yapılıyor. Ve şu anda arkadaşlarımız komisyonlarını ikiye bölmüş başvuruları alırken ve bu başvuruları almakta artık zorlanmaya başladı. Çünkü çok yoğun bir ilgi var. Biz şunu söyledik seçim beyannamesini açıklarken, dedik ki bundan sonraki süreçte bütün kararı halkımız verecek, halkımız belirleyecek. Başvuruları aldıktan sonra kriterlerimiz çerçevesinde ön seçimler yapılacak, tahammül yoklamaları yapılacak ve bu şekilde biz nihayete erdireceğiz. Evet, şunu söylemek gerekiyor. Zaten çok yoğun bir ilgi var başvurular açısından. Bu daha da yoğunlaşacaktır. Halkımız kayyum sistemine karşı net bir tavır sergilemeli ve topyekun bir şekilde bunun karşısında durmalı ve başvurular yapması gerekiyor. Başvuru yapmakla kalmayıp bundan sonraki süreçte kayyumlar atanmaması için neler yapılacağını da zaten biz halkımızla beraber tartışıp kararlaştıracağız. Hep birlikte bu kayyum rejimine son vereceğiz. Halkın olan belediyeleri tekrardan halka vereceğiz. Yani çok kısa bir süre içerisinde yüzleri aşan, binlere yaklaşan bir başvuru var. En son 8 Aralık tarihinde başvurular, son tarihimiz 8 Aralık'tır. Ve asıl yoğunluk zaten bugün ve yarın tamamen yoğunlaşma başlayacak. Yani yoğun bir başvurudan sonra daha yoğun bir sürecin içerisine gireceğiz. Şöyle söyleyelim, bütün arkadaşlarımız, halkımız, kriterlere uyan bütün arkadaşlarımızın başvurusu bizim için önemlidir. Bu sadece bir başvuru değildir, bu kayyum rejimine karşı verilecek bir cevaptır.